Merhaba bidenlerim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün kirli işler. Kimsenin haberi yok. Çıktım, Nurhan bulaşık yıkıyordu. Kahvaltıyı yaptık. Kahvaltı yaptık biraz iş güç derken. Vakit öğleni geçti. Öğlen demeyeyim, ben bir ara gördüğümde saat 2'ydi. Hiç belli etmedim. O kadar çok işi var ki. Yani telefonu da açmayı unuttum. Son anda aklıma geldi. Ellerimi 10 su falan yıkadım. Kendim sobayı, boruları getirdim. Benim burası çok kısa. Sandalyeyi de aldım. Onu kurdum. Ama biliyorsunuz o zamanlar tek başımaydım. Nurhan yoktu. Aşağı soba, bu soba derken. Bunun borularını çıkarttım, yıkadım falan. İçi öyle kalmış. Kazan bak içinde. 2 saattir bunun içindeki şeyleri alıyorum. Şu gözlüğümü bir yere bırakayım. Kuzenimizin vakti geldi bak. Tepsiler bile içinde kalmış. Temiz ama şey, bunları mutfağa koyayım. Şöyle kül dolmuş, kendi başıma kurdum. Bezim, turuncu bez bu hale geldi. Şuraları hep pis kalmış. Bak bak dökülüyor ya. Şöyle bak. İçindeki külleri aldım. Yarım teneke şuraya kadar doldu. Bakın bakın. Şey, bu kuzine yerinden kalkmıyor. Mümkünatı yok. Götürüp yani bir yere çırpamıyorsun. Ancak küllerini, şeylerini böyle alacağım. Tam da benlik işler. Ah. Artık kuzinenin vakti geldi. Doluyor. Bu kaçıncı doldurmam şey? Yerinden kalkmıyor kazan. Kül doldu. Bunu şöyle koysam. Her taraf battı. Kimse görmesin dedim. Ayaklan kimse gelmesin. Şu bezim de gidecek geldi. Ana bu bez de gidecek şimdi. Umarım iyi çekiyordur. Buraları buralar içi şey ya, kuzineyi kullanılabilir. Zorluğu çok fazla. Fırının üstü basılıyor. Açık hava deliği çok yok ya. Hep kül. Kirli işler, kirli işler. Fatoş'a göre tam. Yaz olsa bugün de hava acayip soğuk. Aşağıda yakıyoruz, ediyoruz, oturuyoruz, yemek yeniyor, bulaşık yıkanıyor derken çıkıp yatıyoruz. Ama artık soğudu. Görülüyor mu bilmiyorum. Vallahi avuç avuç kül. Kül demeyin, kurum kurum. Ay artık. Gitti. Ellerim gitti. Kirli işler. Nurhan'a hiç bulaştırmayın dedim. Şimdi şuranın. Yani bu kadar olmaz. Vallahi zorluk. Vallahi 5 dakika mutlu olacağım diye çok büyük zorluk. Bu bir de öbür soba gibi değil. 10-15 güne bir doluyor. 10-15 güne bir dolar. Ben ne yaparım? Çıkarım tek başıma. Çünkü bizim burası çok dar. Ara kapıyı kilitlerim. Başına geçerim derim. Siz beni yalnız bırakın. Ben burada bunu küllerini, isini alırım, ocağı şey yaparım. 10 suda şu koridoru silerim. Biliyorsanız boyayacaktık, boyayamadık. Heh.
Sobamızın kazanı var zannediyordum. Nurhankininki eskimişti. Aldım 55 TL'ye. Benim kazanım var diyordum. Yani insan çok da çabuk unutuyor. Her tarafım battı ya. Seviniyordum. Kazanım var benim diyordum. Kazanı gördünüz mü şurası? Şu içeriden yapayım daha doğrusu elim. Ya yani neyse yarın değil bir gün pazar. Bir tane kazan alırım, burada çok pahalı veriyorlar. Pazarda ilk sorduğumda 45 TL'ydi, burada 55'i aldım, yanıldım. Bunu ben gene de 1-2 gün yakarım, delik var ama. Odun ya, odun koyacağım. Buna da şeyleri koydum. İçine gazete bastım burayla buraya ya. Bunun içinde gazeteler dolu. Bunu da buraya koyalım, uçmasın. Buraya da ampuller patlamıştı. Bütün ampuller bir günde patladı. Bir tane koydum. Umarım ışık oluyordur vallahi. Bilmiyorum, bakacağım. Güzel çektiyse yayınlayacağım. Benim evim yer yok. Giriş çok dar. Burası da yatak odamız. Baksana, çamaşırlarım da burada. Dışarı gidip geldim mi falan hemen oraya koyuyorum ya, yıkanana kadar. O kadar dar. Burası da yatak odamız. Düzgün bir halinde bir gün çekeceğim. Çekeceğim de. Bilseren Hanımcığım mı demişti ev turu. Vallahi diyorum ev yok, ev turu yapacak diyorum. Yemin ederim. Bir koridor, bir giriş oğlanın oturduğu yer tek. Şurayı işte. Yani nasıl olduysa buralar hiç paslanmış. Allah'ım battı battı ya. Çok zor ya. Ne oldu da buralar paslanmış anlamıyorum. Adamın evinden ha. Gitti bezimiz, ikinci bez de gitti. Ay umarım gözüküyordur. Hiç Nurhan'ı çağıracak şeyim kalmadı. Birden başladım, sürpriz yapayım dedim. Fırında acil bir şey oluyor. Elektrik yapıyoruz. Valla 500 TL, 500 milyon diyorum, unutuyorum ya. İki kere fırın çalıştırdık, 2-3 kere yani. Hiç olmazsa şurayı kullanırız. Burayı makinayla, ay. Çok gecikir miyim acaba? Başka bir bez mi alsam? Bütün bezler gitti. Şu an yerleri belki son anda göstereceğim. Korkunç. Şimdi bunu hemen yakmam gerek aslında. Nemli bezle sildim ya, isler gitsin diye. Kazan var diye seviniyorduk. Şuraya basamıyorum ki, her tarafıyız, her taraf. Elimi alıp göstereceğim.
Üstü örtük. Biliyor musunuz? Üstünü şeyle kapattım. Skoç bırak. Neydi ya bunun adı? Streç filmle kapattım. Üstüne de şey örtüm. Yani yaz gününe uzun günler şey olmasın. Ama her tarafı nemden böyle şey olmuş. Kurum ve pas gibi olmuştu üstler. Yani biz terliyok. Herhalde ev de terliyor. İkinci bez de gitti. Daha ince temizliğini yaparken kaç bez gidecek? Şu yeri de göstermek isterim. Şu deterjanı da kaldırayım. Şöyle birazcık kafalarını ben şeyle alayım, makine sesi yapmayayım. Bir de makine pis olur zaten isi çekersem. Neyse onlar kalsın, şöyle bir göstereyim. Şu anda temize çıktı, sadece yer pis. Nerelerim pis bilmiyorum. Bu tarafı hiç çekemem. Ay. Nurhan'a sürpriz yaptım. Vallahi kimseyi bulaştırmadan. Ay umarım beğenirsiniz. Çok kirli iş bunlar. Şöyle bir göstereyim. Elime alayım inşallah. Gözlüğüm vardı benim. Dur gözlüğümü bulayım da. Şöyle yer dar olunca şu leğenlerin bunun arkasına sığdırmıştım. Bezi de burada. Ay ellerim çok güzel ya. Bunun içi hep is yarıya kadar. Görüyor musunuz canlarım? Vallahi daha ben bu yeri bir saat boyunca her taraf böyle. Ama üstü çok temiz oldu. Tek başıma kurdum. Tek başıma yukarılar is ama ne yapalım? Bu sene de geçsin. Yapamadım. Boyayamadım. Günler kısalınca burası bir koridor. Koridorda yakıyoruz sobayı, yerimiz olmadığı için. Tertemiz ettim işlerini valla. 2 saattir onları elimle aldım. Bütün içini, inanır mısınız, elimle tek tek aldım. Şu kazanı doldu. Poşet de doldu. Yerlerde korkunç artık onları yapayım yavaş yavaş. Hep Nurhan olsa çekse olur ama ben şimdi bir başlasam bir saat sürer bu. Artık rahatça kuzenemizi şöyle şöyle. Bak yer yok. Burada banyoya giriyorum. Biraz banyonun içinden çekmeye çalışıyorum. Ana bir şey devirdim o arada. Şurayı da içini temizledim. Bura temizdi ama pas olmuş. Şöyle açık kalsın da kurusun. Daha bak bir bez daha ister şuralara. İyice sildim ama ince temizliğine. İçi bayağı boşaldı. İşte bu şey. Dar oluyor ya şu ara. Duman buradan gidiyor. Ama duman dar alandan gittiği için çok çabuk doluyor. Nurhangil'inki senede bir kere yaz kışta temizliyoruz. Ama bunu ben arada arada, yani bir ay falan olmadan tümden içini temizlemem gerekiyor. Bugünlük de kirli işlerden bu kadar bir tanelerim. Daha çok uzun. Şuraları böyle bir makine alayım ama Nurhan olsa tabii ki güzel çeker. Ben o kadar uzun süre sizlere şey yapmak istemiyorum. Sobamız hazır. Allah izin verirse artık fırın yok. Fırın atarım buraya. Yani biz geçen sene çok soğuk oldu ikinci dönem.
Kışın ikinci dönemi yine böyle, ilk dönemi çok güzel geçmişti. Biz burada yaşadık. Annemi de getiriyordum, Nurhan okulda olduğu için. Orayı ısıtamıyorduk eve, büyük olduğu için. Biz bu kapıları örtüyorduk, ara kapıları. Burada böyle, burası anca burası ısınabiliyordu. Düşünün yani, o kadar. Ha, sobamı da hazırladım. Her tarafım mis. Nasıl geçecek, kaç ton bulamıyorum. Üst yüzümü hiç görmedim ama var mı bilmiyorum. Ay, sizleri seviyorum. Görenler, duyanlar, abone olursanız çok çok mutlu olurum. Desteklerinize çok ihtiyacım var. İzleyerek bana destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Allah izin verirse sobamız hazır. Güle güle kullanalım.